Doktorasını verdi, doçentliğe kadar geldi, profesörlüğe gidiyoruz. Ondan sonra gitgide böyle sonra bir bakıyoruz, emekli oluyoruz falan. Ama iyi ki emekli olmuşum diyorum. Fakültemizi yıktılar. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi. Oraya bir temel atılmış, fotoğrafları geldi. Ama Diş Hekimliği Fakültesi değilmiş. Bu da beni çok üzdü tabii. Çok heyecanlanmıştım. Ya dedim yapıyorlar sonunda oraya Diş Hekimliği Fakültesi'ni ama galiba iç hastalıklarını taşıyacaklarmış. Diş Hekimliği Fakültesi entegre bir eğitim gerektirir. Tıpla iç içe olmak zorundadır. Ama bunu maalesef her defasında kimlere gittik, rektöre gittik, rektör yardımcılarıyla görüştük. Siz ayrılmaz bir bütünsünüz, şusunuz, busunuz ama hiç lafta her şey maalesef realize olan bir şey yok. Bakalım neler olacak, neler bitecek zaman içerisinde göreceğiz. Evet, konumuz bu akşam onkolojik tedavi gören hastalar, daha doğrusu kimyasal ajanlara, daha doğrusu medikal ilaçlara bağlı olan kemiklerdeki hasarlar, bu hastalara nasıl yaklaşacağız, bu hastaların tedavisi nasıl olacak, nasıl teşhis edeceğiz, anamnezde nelere dikkat edeceğizinden tutun da nelerine dikkat yapacak mıyız, yapmayacak mıyız, yapmak gerekiyorsa nasıl yapmak gerekiyor. İşte gömük dişini mi çıkartacağız, dişini mi çekeceğiz, diş çekmeliysek ne zaman çekmeliyiz, antibiyotik profilaksisi gerekir mi, sökestr oluşmuş mu, yumuşak doku sınırlamış mı, demarkasyon var mı? Bütün bunları oturup birlikte ben izleyeceğim ama Artur kardeşimle, Artur hocamızla, Kıvanç hocamız birlikte tartışacaklar. Çok kafama yatmayan bir şey söylerlerse zaten ben buradayım, hemen müdahale ederim. Kıvanç geldin mi? Burada mısın? Geldim hocam, geldim, buradayım. Hoş geldin. Arturcum, Teşekkür ederim. Kıvanç hocam, çok teşekkür ediyorum. Yine organizasyonda Meral ablamız 2 hafta evvel gelemeyeceğini söylemişti. Meral hocamız hemen hızlı bir şekilde aksiyon aldık ve hemen Kıvanç hocamız bizi kırmadı. Artur'la birlikte organize oldular. Eskiden ben çok yoruluyordum ama artık genç kardeşlerim benim bir lafımla her şeyi organize ediyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Tarık başkanımız sağ olsun hiçbir şeye karışmıyor. Beni özgür bıraktı. Olması gereken de zaten böyle özerk bir üniversite, özerk bir eğitim komisyonu olarak tabii ki yönetim kuruluna ve başkanımıza danışıyoruz. Her şeyimizde onu hiç mahcup etmiyoruz, utandırmıyoruz. Bu şekilde el birliğiyle güzel bir şekilde komisyonlarımızla çalışıyoruz. Tarık başkanımıza da buradan bu özelliği için çok teşekkür ediyorum. Evet, söz sizde. Ben görüntümü de sözümü de kapatıyorum. Sizi dinliyorum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben de bir hoş geldiniz demek istiyorum sayın meslektaşlarım, öğrenci kardeşlerim. Bugün evden eve bilimin 29.sunu yapıyoruz. Bir seneden beri Kıvanç abla 72 tane canlı yayın yapmışız. 72. Hem İDO Öğrenci Kolu, hem İstanbul Diş Hekimleri Odası Sosyal Komisyonu, hem Eğitim Komisyonu. Bunların 29 tanesini Eğitim Komisyonu olarak planlamışız. Bugün de teşekkürler, siz de kırmadınız. Ne demek? Ne demek tabii ki. Keşke Meral hocam gelseydi, gelebilseydi, konuşsaydı. Gerçekten ekranda bile olsa hocamı da görmeyi özledim. Buradan sevgiyle, saygıyla selamlarımı iletiyorum. Sağ olsun, çok büyük emekleri var hepimizin buralara gelmesinde. Benim üstümde apayrı. Bugün çenelerde meydana gelen osteonekrozlardan bahsetmek istiyorum. İlaçlara bağlı osteonekrozlar diyoruz artık. İsterseniz ekranımı paylaşarak başlayayım. Bizim sizle de tanıştığımız sene 2014 yılı. Evet. Sizle doktoramın ilk senesinde hep şey çalışıyorduk. Muronj Position Evet, yeni çıkmıştı ya, 2014 Nisan'da yenisi çıkmıştı, 2009'dan sonra uzun beklentilerden sonra Amerikan Oral Maksilofasyal Cerrahlar Birliği 2014'te yeni position paper yayınlamıştı ve ben resmen şey olmuştu, fakülte dağıtıcısı falan gibi olmuştu, posta geldi. Sizin kapıyı çalmadıysa ben bırakayım bir. Şimdi hatta Marmara Cerrahi'de asistan olan tez öğrencim. Ayağım uğurludur diye demiyorum. Bu sene de 5 tane tez öğrencim var. İnşallah DUS'ta hepsi çok güzel kazansınlar. Marmara Cerrahi'de şimdi uzmanlığı kazandı. O da işte bu position paper'ın Türkçesini ve o dönemdeki tedavileri toparlamıştı. Haklısın, gerçekten. O sene ondan geçti, değil mi Artur? Aynen öyleydi. Sizi dinliyoruz Kıvanç Hocam. Buyurun. Teşekkür ederim.
Gerçekten ilk başta bu konuyla ilgilenmeye başladığımda, yani kanserli hastalara baktığımız için mecburen bir böyle bir gelişen yeni bir grup oluştu ve şöyle söyleyebilirim, işte 2003'te tanımlandı ve 2006'dan itibaren çok yoğun bir şekilde ve giderek artan bir tempoda görmeye başladık. Hakikaten ilk başta 2007'de ilk position paper çıkana kadar elimiz ayağımızı nereye koyacağımızı bilemiyorduk. Bir takım antibiyotikler veriyorsunuz, tekrar ediyor. Tam olarak ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Gerçekten tedavisi şu an bile hala zor bir hastalık. Fakat o zaman tabii klinik tecrübe de az olduğu için çok daha fazla güçlük çektiğimiz doğruydu. Burada size biraz daha fazla olgularla anlatmaya çalışacağım ama bunu özellikle hem lisosomal nekrozları için, ilaca bağlı nekrozlar için, hem de gerçekten içinde yaşadığımız döneme çok her anlamda uyuyor, bilgi anlamında ve bilginin kirliliği anlamında. O yüzden zamanların en iyisiydi diyorum ve zamanların en kötüsüydü. Hem akıl çağıydı, hem aptallık, hem inanç devriydi, hem kuşku. Aydınlık mevsimiydi, karanlık mevsimiydi. Hem umut baharı, hem de umutsuzluk kışıydı. Her şeyimiz vardı ve hem de hiçbir şeyimiz yoktu. Devamı iki şehrin hikayesine gerçekten en etkilendiğim kitap girişlerinden biridir. Ve bu tam olarak şu anı da tanımlıyor. Gelen yüzlerce mesaj, işte Sovyetler Birliği Sağlık Bakanlığı açıkladı ki işte aslında o bir bakteriymiş, biliyor musunuz, virüs yokmuş falan gibi. Ve bunlar nasıl elden ele dağılıyor? Bir anda aynı mesajdan 300 tane falan geliyor farklı gruplardan. Evet, tabii ki bilgi geliyor ama bunun güvenilirliği nerede, değil mi? Biz hele bilimsel bir şeye ulaşmak istiyorsak mutlaka Facebook ve Instagram tabii ki işte bu yalan bilgiyi yaymanın en rahat yeri. O yüzden kaynağı güvenli olmayan yerlerde aramamalıyız. PubMed biliyorsunuz ulusal büyük bir kütüphane. Cochrane, UpToDate ve bütün bu bilgileri gerçekten sağlam kaynaklardan edinmemiz lazım. Ben hep bunu bronşla ilgili sunumlarda kullanıyorum. Çünkü hakikaten son dakikada ne olmuş diye giriyorum. PubMed taraması yaptım yine dün akşam. Bisphosphonat, osteonekrozis ve Jaws yazdım ve sonuçta 2595 makale. Peki bu 2595 arasından ben şimdi önümde oturan hastaya ne yapacağım, nasıl seçebileceğim, değil mi? Tabii bu inanılmaz zor bir iş. O yüzden hani biraz daha sistematik derlemeler, meta analizler, hiç değilse bilgilerin bir arada böyle harmanlandığı yerler 104 makale. O yüzden 104 makaleyi de alıp takip etme imkanı yok. O zaman yapmamız gereken ne? Mümkün olduğunca işte bu Arthur'un az önce söylediği gibi position paper'ları, klinik kılavuzları takip etmek. Klinik kılavuz 2019 yılında yeni çıktı. Bununla ilgili daha önce de çeşitli sunumlar yaptım ama gerçekten çok önemli. Çünkü klinik kılavuz demek şu demek değil. Yani bunun içinde yazan her şeydir. Bunun içinde yazan her şey doğrudur ve bunun dışında hiçbir şey yapılmaz. Kesinlikle bunu bu şekilde okumayın. Klinik kılavuz genel şartlarda size ne yapmanız gerektiğinin daha iyi olduğunu tavsiye eden bir kılavuzdur. O hastanın özelinde ya da o hastalığın özelinde şartlar tamamen başka gelişebilir. Hiçbir zaman az önce Hakan hocamızın dediği gibi implant yapılmamasını savunulan yerde yine implant yapılması gerekiyor olabilir. İmplant yapılmasına lehdar olunabilir. Dişin çekilmesini az sonra göstereceğim, hastalar üzerinde de konuşacağız zaten. İşte ilacın tatili vesaire, hiçbir şey beklenilmeden direkt çekilmesinin hasta için daha avantajlı olacağı durumlar olabilir. O yüzden hastalık yoktur, hasta vardır. Bütün hani genel şeyimiz bunun üzerine dayansın. Çok iyi anamnez, çok güzel bir multidisipliner çalışma gerektiren bir alan. Kesinlikle bu ilaçları reçete eden ister kanser hastalığında onkologlarla, ister diğer türlü osteoporotik ya da diğer durumlarda endokrinle ya da fizik tedaviyle mutlaka iyi bir iletişim içinde olmanız gerekir. Klinik kılavuzdaki genel sorulardan önce, hani oradaki tavsiyelerden önce biz ne yapıyoruz, bu mronj işi neydi? Şöyle kısaca bir üzerinden geçelim istiyorum. En sevmediğimiz şeyin tabii ki diş hekimine gitmek olduğunu da bu arada unutmayalım. Dişin ağrıyorsa ne yaparsın? İşte en son çare olarak gördüğünüz gibi diş hekimine gitmen gereken yolları hepsine takalım.
Emronj, mronj nedir, kime denir? Başboyun radyoterapi geçmişi bulunmayan, kemik modifiye edici ajanlar, bunlar daha sonra KMA diye anılacak ve anjiyojenik inhibitörler kullanan hastada açığa çıkmış veya intraoral, ekstraoral fistül aracılığıyla sondalanabilen maksilofasil alandaki kemiktir. Eğer bu kemik 8 haftadan uzun süredir iyileşmeden bulunuyorsa, mesela en çok takıldığım yer bu arada burası, 8 hafta, 6 hafta ise mesela buna mronj demeyecek miyiz diye. Buna mronj, Türkçe anlamıyla kendilerde ilaç kullanımına bağlı gelişen osteonekrozlar denir. Osteonekrozda neden olan kemik modifiye edici ajanların başında bisfosfonatlar ve denosumab gelmektedir. Oral preparatlar bildiğimiz gibi IV'lere göre daha az nekroza yol açar. Oral yolla kullanılanlar daha sık osteoporoz için kullanılırken IV yolla ve subkutan yolla kullanılanlar daha ziyade kemik metastazları için kullanılırlar. Malignite kaynaklı hiperkalseminin, solid tümörlere bağlı kemik metastazlarının, multiple myeloma kaynaklı litik kemik lezyonlarının hastalarında, osteoporoz, osteopeni, daha az sıklıkta paje, osteogenez imperfecta hastalarında, hatta bazen işte talasemi hastalarında, bazen Langerhans hücreli histiyozit hastalarında, daha nadir hastalıklarda da bisfosfonatlar kullanılabilir. 2014'te isim değişikliği oldu. Neden bisfosfonattan ilaca bağlı medication related dendi? Çünkü bir takım anjiyojenik ajanlar, ki bunlar ağırlıklı olarak sunitinib, sorafenib ve bevacizumab'dı, sirolimus da var. Bunların kullanımının da aynı şekilde nekrozlara yol açtığı görüldü. Ve bugün artık mTOR inhibitörleri ve immünoterapi olgularının da mevcut olduğunu biliyoruz. Kemik modifiye edici ajanların klinik faydaları nelerdir? Şimdi bir şey hiçbir zaman faydası zararından çok değilse verilmez. Bu durumda tabii ki bu ilacı reçete eden doktor iskeletsel olayların sıklığının azalmasını, bunlar patolojik kırıklar, omurilik masası gibi, kemiğe radyasyon uygulanmasının ve cerrahi girim ihtiyacının azaltılmasını hedefleyerek kemik modifiye ajanları hastalarına verir. Bu kanser hastaları için özellikle kemik metastazlarına. Az önce dediğim gibi kesinlikle burada çok hassas bir fayda zarar dengesi gözetilir. Osteonekroz yapma riski ne kadardır? Şimdi herkes de böyle bir nekroz görecek miyiz? Hayır, bu özellikle metastatik kanser hastalarında %1 ila 9 arasında, osteoporozda risk çok daha düşük, %0.1 ile 0.21 arasında değişmektedir. Tabii ki arttıran faktörler var. İlaca bağlı lokal ve demografik, sistemik ve diğer ilaç kullanımına bağlı kortizon gibi misal faktörler etkili olabilir. İlaca bağlı faktörlerde az önce de söylediğimiz gibi IV preparatlar daha fazla ve işte ilaçların potansinden bahsediyoruz, etkinliğinden. Zolendronat, pomidronattan, o da ivandronattan daha etkili bir şekilde nekroz yapma eğilimindedir. Total kullanım süresi önemli. Yani burada şey gibi, radyasyon gibi birikim, yani birikim yaptıkça daha fazla nekroz ortaya çıkma ihtimali artıyor. Bu hastamız elinde şu enjektörün yanında gördüğünüz kemik parçalarını, pek çok hasta bunları peçeteye sararak getirir. Ağzımdan bunlar düştü diye geldi. Gerçekten 98 yılında osteoporoz teşhisi konmuş hastamıza ve 2018'de bize geldi. 10 yıldan fazladır dedi ki ben ayda bir ivandronik asit kullanıyorum 150 miligram. Ve tabii ki buradaki nekrozundan artık söküstür olup kendiliğinden spontan düşen parçaları vardı. Hani her zaman şey söylüyoruz, nadir, nadir ama %0.21 de olsa o bir kişi sizseniz risk sizin başınıza gelmiştir, hasta sizsiniz. O yüzden artık burada hasta ay çok az olurdu, çok olurdu vesaire değil. Hastanın başına gelmiş. Çok uzun süreli olduğunda da az önce dediğimiz gibi birikimi çok fazla artıyor. Ve burada da kesitinde de görüyorsunuz, CBCT kesitinde de aslına bakarsanız zaten belirgin bir hat oluşturmuş, yarı yarıya kendi kendine tedavi etmiş ve sınırlamış vücut. Daha sonrasında bakın çekim yaptık başka bir dişinin, bu 2018-2019 bir yıl bir ay sonra diğer dişin çekimi gerekti. Gayet rahat bir şekilde yaptık ve bir tek de dikişle de primere kapattık. Gayet güzel bir şekilde iyileşti ve sıkıntısız da düzeldi. Aynı alanda posteriorda nekrozun olması bir sonrakinde illa nekroz olacağı anlamına gelmez. Ancak tabii ki burada öncesinde antibiyotik kullanımını kılavuz da bugüne kadarki tecrübelerimizde ciddi destek veriyor. Operatif girişim, bu gerçekten çok ortada bir konu. Çünkü şöyle ortada.
Bakmışlar hep embriyoncu %56-61 oranında diş çekimini takiben geliştiğini görmüşler. Oral preparat kullananlarda çok daha düşük demişler bu oran, %0.5. Ama IV bisfosfonat kullananlarda diş çekiminin ardından gelişme riski %1.6 ile 14.8 arasında. Peki orada birazcık da olaya tersinden bakalım. Acaba dişin çekilme nedeni oranın nekroze olmuş olması olabilir mi? Enfeksiyon nedeniyle gelişen nekroz dişin daha ileri derecede mobilitesine ve sonuçta bölgenin enfeksiyonuyla çekimine yol açmış olabilir mi? İki türlüsü de bence mümkün. Ve burada bu kadar yoğun bir oran çıkmasının manası da burada yatıyor. Bunların belki yarısı belki daha fazlası aslına bakarsanız zaten nekroz oradayken yapılan çekimler dolayısıyla. Şimdi bu hastamız çok sevdiğimiz ve uzun yıllarda takip ettiğimiz bir hastamız. Bakın bize geldi bu şekilde. Bakın hekim arkadaşımız bize ne yazmıştı? 64 yaşında metastatik memesi hastası, karaciğer ve iskelet metastazı mevcut. Zoledronik asit kullanıyor bir yıldır, 3-4 aydır. Sağ çenede kulak ardında ağrı pozitif osteonekroz mudur? Zoledronik asit kesildi. Tarafınızdan değerlendirmesi rica olunur. Evet tabii ki değerlendirdik. Ve burada şimdi biz bu dişi çektik diye biz mi nekroz yapmış olacağız? Yoksa hasta bize geldiğinde zaten nekrozuyla mı geldi? Hasta nekrozuyla geldi. Burada aylarca hastayı zoledronik asitten kesip uzun süre bekletmemiz ne gibi bir klinik fayda sağlar? O yüzden hastanın özelinde düşünün diyorum. Hastanın elektif bir cerrahisi var. Artık bu protezin değişmesi gerekiyor ve değişirken de altındaki bu diş çekilse iyi olur diye çekeceğiniz bir dişle bu dişi aynı kefeye koyup diş çekimi yapmayın kesinlikle diye net bir şey söylemek mümkün değildir. O yüzden hastanın durumuna göre her şeyi konsülte ederek karşılıklı bir yere varmak daha sağlıklı ve daha uygun olur. Çünkü her hasta kendi özelinde tedavi edilmelidir. Bakın dişi çektik ve gördüğünüz gibi zaten oradaydı nekroz. Yani biz bir daha nekroz yapmadık ama tabii ki biz antibiyotik kullandırdık, primere de kapattık ama nekroz zaten orada olduğu için kolayca üstü tekrar açıldı. Peki sonra ne yaptık? Sonra bakın kendisini gayet güzel bir şekilde konservatif takip ettik. Sadece diline dokunan yüzeyinde düzeltmeler yaptım. Onun dışında kendiliğinden sökestir oldu ve düştü. Bu arada zoledronik asidi cerrahi yani diş çekimini takiben 3-4 ay kadar kullanmadı. Fakat sonra tekrar başlaması gerekti. Tekrar başladığı için sökestrasyon biraz uzun zamanda oldu. Ama herhangi bir şekilde arada pürülasyonu ya da ağrılı şişliği meydana gelmedi. Onu yakından takip ettik. Tabii ki bu arada hijyenine çok dikkat ederek ara ara da ihtiyaç duyduğumuzda antibiyotik kullanarak bu süreyi geçirdik. Çok yoğun da antibiyotik kullanamıyordu karaciğer metastazı olduğu için. Dediğim gibi işte o yüzden her şey hastanın özelini değerlendirmesi lazım. Anatomik faktörlerde diyoruz ki mandibülada daha fazla. Tabii ki biliyoruz osteomiyelitler de mandibülada daha fazla. Çünkü beslenmesi daha kötü her zaman mandibülanın. Maksillada daha az görülüyor. Her iki çenede birden görünme olasılığı ise daha da az. Hareketli protez kullananlarda da burada fotoğrafta gördüğünüzde bütün gördüğünüz fotoğraflar bizim klinik hastalarımız bu arada. 1621 kanser hastasının izlendiği çalışmada IV zoledronat, ibandronat veya pomidronat kullanan hastalarda protez kullanımı riski, osteonekroz riskini iki kat arttırmış. Tabii ki burada işte kret labil mi, mukoza çok ince mi, altındaki kret sivri batıyor mu, işte alt çenedeyse protez, flanjlar çok uzun mu, miyeloid kenarı tahriş ediyor mu gibi protezciler 200 sayar, ben 3-5 tane sayabildim. Etken ortaya çıkabilir. Burada bu hastamızda 44 yaşında kadın hastamız. Kadınlar genellikle ağırlıkta görüyorsunuz. Çünkü osteoporoz ve meme seyağı tabii ki sıklıkta. 2013 yılında meme seyağı operasyonu olmuş. Sonra kemoterapi ve bize geldiğinde 2018'de ara ara nüksleri olduğu için kemoterapi hala devam etmekteydi. 2015 yılında kemik metastazı olmuş ve ibandronik asit kullanmaya başlamış. Orada 3 ay kadar kullanmış. Sonrasında bir kemik modifiye ajan anamnezi yok.
Sonra kraniyal radyoterapi görmüş metastaz nedeniyle 2018 yılında diş çekimi olmuş. Eylül ayı gibiydi yanılmıyorsam, çünkü 5-6 ay sonra bize gelmişti. Ve Nisan 2019'da bize geldi hastamız. Bize geldiğinde bakın klinik durumu görüyorsunuz. Yani burada artık şimdi kraniyal radyoterapi de işin içine girdiği için buna biz fosfonat nekrozu demiyoruz, ama normal osteonekrozla bu ne kadar farklı tedavi ediliyor derseniz, aslında bakarsanız burada hem ibandrolik asit hem radyoterapi hikayesi olduğu için bu hasta tabii ki çok daha zor bir şekilde kontrol altına alındı. Eşlik eden oral hastalık varsa ne demek bu? Yani özellikle periyodontal hastalıklardan bahsediyoruz burada. Çünkü periapikal patolojiler ve periyodontal hastalıklar burada enflamasyon için tabii ki iyi bir risk faktörü ortaya çıkartıyor. Ve burada kanser hastalarının %50'sinde bisfosfonat kullanımı öncesi dental hastalık var. Yani aslında ne yapmamız lazım? Bunları tedaviden önce tedavi etmemiz lazım. Yaşar ve cinsiyete bağlı risk faktörleri var. Ne oluyor mesela? Kadınlarda daha sık görülüyor. Meme kanseri ve osteoporoz sıklığı nedeniyle, az önce de söyledim. Bu hastamız bakın 2009 yılında bize başvurmuştu. Eski hastalarımızdan biri. Tabii çok uzun süre takip etmedik. Çünkü vefat etti. Yani bize geldiğinden sonra herhalde bir 4 yıl kadar sonra vefat etti. 74 yaşındaydı. Metastatik meme seyahı teşhisi vardı 2003 yılından beri. Bize geldiğinde kemoterapi hala sürüyordu. Hipertansiyonu ve diyabeti mevcuttu. Burada diyabet tabii ki elimizi çok zorlaştıran faktörlerden bir tanesi oluyor. Onu da unutmayalım. Ve bakın burada tekrar lezyonlarını görebiliyoruz. Nisan 2011'de bizim ara ara yaptığımız hani sökestrektomi, küçük kenar düzeltmeleri dışında çok da büyük bir cerrahi kaldırabilecek bir şeyi yoktu, durumu yoktu. Biz sökestrasyonun iyi bir şekilde oturmasını bekledik. Bakın bunlar CBCT görüntüleri. Sökestrasyon işte böyle zaman içerisinde iyi bir şekilde yerleştiğinde, tam olarak artık demarkasyon hattı belli olduğunda biz de sökestrektomisini yaptık ve bu nekrotik parçaları çıkarttık. Bu nekrotik parçaları çıkarttığımızda bazen şey diyorlar, ben her zaman patolojiye göndermek taraftarıyım. Evet, tabii ki şüpheli, gerçekten acaba bir metastatik durum mu dediğimiz durumlarda zaten tedavi başladığı anda alıyoruz. Ama yine de bunları da nekroza da nekroz densin diye mi gönderiyorsunuz derken yine burada tabii akademik bir şey de var. Başka bir gün başka bir şeyin özelliği tanımlanırsa belki bu nekrotik dokulardan yapılacak boyamaların bile önemi olabilir diye saklıyoruz. Sonrasında bakın gayet güzel bir şekilde iyileşti. Yani tabandan bir epitelizasyon oluşmaya başladı. Ondan bir süre sonra da maalesef hani tam bir şeyler iyi gibi gidiyor derken tekrar enflamasyon başladı. Burada tabii ki kanser hastalığının seyri de önemli. Hasta çok yoğun bu dönemde tekrar kemoterapi almaya başlamıştı. Onun etkisiyle yaklaşık bir yıl süren iyileşmemiz burada nüksle sonuçlandı maalesef. Burada ne olabilir? Başka hastalıklar ne rahatsız ediyor olabilir? Mesela kortikosteroid kullanımı, anemi, diyabet, tütün kullanımıyla ilgili çelişik ifadeler var ama kesinlikle yara iyileşmesini olumsuz etkilediğini biliyoruz. Genetik faktörler var. Özellikle burada RBMS3 geninde bir sinapstan bahsediliyor ve riski artırdığından bahsediliyor. Onunla ilgili çalışmalar var. Peki klinik kılavuzda bize ne yol gösterecek, ne söyleyecek? Kanser hastalarında hemoroji önlemek veya tedavi etmek için en iyi uygulamalar neler? Dediğim gibi bunların hepsine %100 katılmak durumunda değiliz. Ben de bu çalışmanın ekspert panelindeydim. Ama literatüre geri dönüp baktığımızda bulamadığımız şeyleri ekspert panelle sorduk. Yani sizin bu konudaki tecrübeniz, birikmiş tecrübeniz bu soru için nasıl bir cevap verir? Size bu sorulsa ne dersiniz? Aslına bakarsanız tabii ki her hasta için ayrı sorulması lazım ama genel tavsiyeleri de ortaya mutlaka koymak lazım bu klinik kılavuzlarda. Bakımı mesela acil tedavi alması gerekmiyorsa mutlaka önce oral dental tedaviden geçirelim. Ve
Kemik modifiye edici ajan kullanan tüm hastaları rutin bir diş hekim muayenesinden geçirir. Mesela 6 aydır. Bence daha sık. Ben 3-4 ayda bir özellikle metastatik kanser nedeniyle tedavi gören hastaları 3-4 ayda bir eğer genel sağlık durumları el veriyorsa görmeyi istiyorum. Burada öncesinde peki ne gibi işler yapabiliriz? Öncesinde bize hasta gönderildi ve dendi ki bu hasta bir sosyonat başlayacak. Çok ciddi de bir acelemiz yok. Biz hani bir ay sonra da başlasak, 1,5 ay sonra da başlasak ciddi bir şey değişmiyor. O zaman süper. Complete dediğimiz tümünü yap. Yani tüm çürükleri yap, tüm kanal tedavilerini, retreatmentları, apisektomileri, çekimleri, her şeyi yapalım. Gerekli olan her şeyi yapalım. Özellikle bu yarı sürmüş üçüncü molarları mutlaka çekelim. Ancak zamanımız neye göre el veriyorsa ona göre davranmak lazım. Tabii bazen sadece semptomatik işleri yapabilecek kadar acil ihtiyacı yönelmek gerekirken bazen de orta derecede zamanımız oluyor. Ona göre yapıyoruz. Bunu tabii ki onkoloyla konuşup zamanı ona göre ayarlamak lazım. Tedaviye ne kadar zamanımız var bu önemli. Çünkü sadece çekimi yapmak değil, çekimi yaptıktan sonra o yaranın iyileştiğini mutlaka takip etmek lazım. Değiştirilebilen risk faktörlerinden bahsedeceğim. Mesela çabucak elimine edilebilecek şeyler. Oral hijyen. Hemen düzeltebilirsiniz. Uyumsuz hareketli protezler. Hemen düzeltebilirsiniz. Kontrol altında olmayan diyabet. Acilen endokrinle görüşebilirsiniz. Tütün kullanımı yine bunlar arasında yer alıyor. Elektif dental cerrahi, yani işte bu birazcık işte dişi çekelim mi sorusu gibi. Eğer tıbbi gerekçe dışı diş çekimi söz konusuysa bu ne demek? Yani diş şişti, iltihaplandı, çekimi gerekiyor mutlaka değil. Ama dediğim gibi işte bu protezin altında bu diş durmayacak ya da bir tane bir lateral kaldı artık hani proteze yarar yerine zarar verecek. Bu dişi çeksem mi kalsam mı dediğimiz şey. Elektif dental alveoler cerrahi uygulama diyoruz. Ve burada onkolojik dozda tedavi alan kişilerde uygulanmasın dedik. Ama tabii ki burada istisnalar yok mu? Mutlaka istisnalar var. Ve burada da tabii ki kanıt düzeyleri ve tavsiye düzeyleri var. Kanıt düzeyi literatüre bakarak verilen bir ortalama değerken tavsiye düzeyi de expert panel bu konuda uzmanlar kurulu bu konuda ne dedi onu söylüyor. Dentoalveoler cerrahinin takibi nasıl yapılmalı? Şimdi dentoalveoler cerrahi bir kere kesinlikle atravmatik, çok net iyi çalışılan bir ortamda yapmak lazım. Burada cerrahi yaptıktan sonra sivri kemik kenarları, biz biliyoruz ki bütün alveolün rezorpsiyonu ilk 6 ayda %60 oranında gerçekleşir bir diş çekimi yapıldıktan sonra. Bu rezorpsiyonun alacağı ilk doz zoledronik asitle özellikle potansiyel en yüksek ilaç olduğu için söylüyorum. Osteoklastik aktiviteyi direkt bloke edeceğini bilin. Yani burada hiçbir şekilde o sivri alveol kenarları bile rezorbe olmayacak. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman bizim dişi çektiğimiz anda o sivri alveol kenarlarını yuvarlatıp, yumuşatıp, kendi elimizle orayı rezorbe edip travmatize olmayacak bir hale getirmemiz lazım. Ve mutlaka tam mukozal kapanma gerçekleşene kadar takip etmek lazım. Bunu hani şey olarak ne kadar zaman takip edelim diyorlar. Bir kere ilk 3 hafta içerisinde gerçekten herhangi bir şekilde enfeksiyon bulgusuna dair de bakmak gerekiyor. Çünkü tedaviye hastayı yollarken tamam ben sizin dişinizi çektim bir de dikiş attım gelirsiniz alırım bir ara artık gidin demek olmaz. Gerçekten yumuşak doku kapanmasının tamamen olduğunu gözlemek lazım. Peki kemik modifiye edici ajan kullanıyor ve dentoalveoler cerrahi gerekti. Peki burada biz ilacı bırakalım mı bırakmayalım mı? Burada kanıt gerçekten çok yetersiz. Yani literatüre dönüp baktığımızda ilacı bıraksak da nekroz olabilmiş, bırakmasak da nekroz olabilmiş veya ikisinde de olamamış bir sürü olgu var. Bu anlamda çok büyük bir çalışma yok. O yüzden ilaca ara vermek özellikle, bakın bunu üstüne bastırarak söylüyorum, onkolojik dozlarda tedavi alan, kemik modifiye edici ajan alan hastalar için çok öngörülebilir sonuçları yok. Ama o anki dozunu atlamak, genellikle bunu yapıyoruz.
Belirgin risk faktörleri ve komorbid durumlar MROJ gelişimine katılıyor. Bunlar işte ilaçlar, tedavinin süresi, diş çekimi, diğer cerrahi girişimler, periyodontal hastalık, diyabet gibi sayılabilir. Ve bu arada tabii ki çok önemli bir şey, hasta eş zamanlı olarak kemoterapi almaya devam ediyor. Şimdi bu şey gibi oluyor, kemoterapi alan hastanın dişini çeker misiniz gibi oluyor. Ya da kemoterapi alan hastanın dişini ne zaman çekersiniz gibi bir soruya da dönüyor. Hem bisfosfonat ortadan kalkacak, hem kemoterapik ajan kesilecek. Bu arada sıklıkla kortizon kullanımı söz konusu oluyor. O yüzden riski elimizdeki riski arttıran çok sayıda faktörle baş başayız, özellikle onkolojik hastalarda. Cerrahi öncesi profilaktik antibiyotik kullanımı mutlaka, kesinlikle. Yani bunsuz olmaz diyebileceğim. Başka nerede ne derse desin hiçbir şey dinlemeyin ama mutlaka öncesinde antibiyotik verin. Ne veriyoruz? Antibiyotik olarak sıklıkla amoksisilin artık revlonik asit kullanıyoruz. Çalışmalardaki limitasyonlardan dolayı bununla ilgili çok net bir şey demeseler bile biz çok net bir şey söyleyebiliriz bu konuda çalışan cerrahlar olarak. Kesinlikle antibiyotik kullanın öncesinde ve takip eden iyileşme süresi içinde. Bir çalışmada metastatik prostat kanserli bir grupta zolendronik asit, aynı zamanda bevacizumab, talidomid, doksitaksel ve prednison kombinasyonuyla tedavi edilmiş. Hastalığın tedavisi için iyi olabilir ancak MROJ gelişimi %20'lere varmış bu kombinasyonda. Hem bevacizumab hem prednison, değil mi? Hep birlikte maalesef negatif etki yapmış. Bu öyle bir hastamızdı. Prostat seyahatı. Klinik yorum olarak ne diyoruz? IV bisfosfonat kullanan onkoloji hastalarına diş çekimini takiben söyledik riskin daha yüksek olduğunu. Burada o yüzden hem dental tedaviyi tedavi öncesi çok önem vermek lazım. Yani hasta bisfosfonata başlamadan önce. Hem de tedavi sırasında da mutlaka takip etmek lazım. Hastaları dediğim gibi işte klinik kılavuz 6 ay diyor ama ben mutlaka 3-4 ayda bir görüyor idim en azından. Çenelerde görülen osteonekrozun tedavisinin kendisi bile hayat kalitesine ciddi azalmaya neden oluyor. Pek çok hastam vardı bana, yani ben kanser tedavisinde bile bu kadar zorlanmadım. Yüzümden böyle apse akacağını bilseydim ben bu ilaca hiç başlamazdım. Hiçbir şey yiyip içemiyorum, hayat kalitem mahvoldu. Bu şikayetlerle çok hastamız geldi. Gerçekten de haksız değiller. Ciddi hatırı sayılır ağrı ya yol açıyor. Ağrıyla ilgili mesela tedavi edici özelliğinden çok ağrıyla ilgili özellikle mesela düşük doz lazer çalışmaları var. Gerçekten sökestrasyonun zamanı üzerine de etkileri söz konusu ama özellikle mesela ağrıyla ilgili etkileri gerçekten başarılı düzeyde. Böyle mesela ağza bakıyorsunuz, hiçbir şey yokmuş gibi görüyorsunuz. Burada aynanın ucunu değdirdiğimde bakın pürülasyon şuradan hemen görülebiliyor. Bazen hastanın hiçbir şikayeti olmuyor. Bu çok sevdiğim bir arkadaşım implant planlaması sırasında bir radyografi almak istemiş, bir tomografi almak istemiş. Burada tabii ki alveolarisi inferiorun üzerinde çok az kemik var. Acaba hani implantları nasıl planlasam derken böyle bir defektif kemik görüntüsüyle karşılaşınca hasta yönlendirdi. Gerçekten de bir nekroz olduğunu, bisfosfonat kullanan hastanın ve buna bağlı bir nekroz olduğunu gördük. Olmuyor mu? Oluyor. Özellikle burada işte kemik çıkıntılarının olduğu alanlar ve toruslar, eksostozlar, miyeloid kenar sıklıkla şüpheli alanlar. Bunları mutlaka iyi takip etmek lazım. Bu hastamız da 2007 yılında prostat seyahati teşhisi almış. 2013 yılında kemik metastazı teşhis edilmiş. Sonra ayda bir IV zolendronik asitle takip edilmiş bir hasta. 2014 yılında diş çekimi yaptırmış. Yani demek ki nedir? Zolendronik asitin birinci yılında, yani 12 dozdan sonra ve takibinde de nekroz gelişmiş. Burada peki hastamız hani ne yapıyoruz? Tabii ki buradaki pürlan eksuda geçene kadar kombine antibiyotik tedavisi veriyoruz. Amoksisilin artı klavulanik asit artı metronidazol ile pürlasyon geçtikten sonra bir hafta kadar daha amoksisilin klavulanik asit devam edip stabilizasyonu sağlayıp akabinde ya işte cerrahi için aday oluyor. Orada yani çok farklı tedavi seçenekleri var.
hastaya göre, hastanın tolerasyonuna göre, hastanın o anda gördüğü tedaviye göre çok değişebiliyor. Ben daha çok sıklıkla özellikle ileri yaş hastalarda konservatif tedaviyi daha çok tercih ediyorum. Genç hayat beklentisi daha yüksek ve bir an önce hayata katılmaya daha nasıl söylesek hevesli demeyelim de herkes hayata katılmaya elbette hevesli. Daha aktif hayatta rolü süren, hani emeklilik yaşamında olmayan hastalar için, böyle 73 yaşında bir hasta için agresif bir cerrahi tavsiye etmek yerine burada daha konservatif yöntemlerle gidip sökestrasyon zamanı bekledik. Tabii ki bu arada bütün ağız hijyenine çok dikkat edecek. Yani sadece şey alanla olmuyor. Bütün ağız hijyenine çok iyi bakması gerekiyor. Tavsiye edildiği gibi bakacak. Dişli ya da edenti olması fark etmez. Nekroz alanı mutlaka temizlenecek. Ve klinik ihtiyaçlara göre 3-6 ayda bir gelecek. Bu Mask ISO benim de içinde bulunduğum dernek. ISO bir yan derneği. Aynı zamanda da büyük bir çalışma grubumuz var. Bu International Society of Oral Oncology diye. ISO World kendi internet sitesi ISO'nun. Mask'tan ayrı. Burada da günlük acaba nasıl temizlik, nasıl bakım uygulaması yapılır bunlardan bahsediliyor. Mesela işte diş fırçalaması, diş ipi kullanımı, macunu, bikarbonat ve salinle tuzuyla ağzı nasıl çalkalayalım. Bunların ne gibi etkisi var diye. Tabii ki burada karbonatın mukusu çözme ve debrisi hafifletme özelliğinden dolayı pH yükseliyor ve asidojenik bakterilerin birikiminden bizi koruyor. Yapılması gerekenler böyle büyük bir liste halinde verilmiş. İşte diş fırçalamadan protezlere bakımı, ağız gargaraları, ağzı nemlendirme ve dudak bakımına kadar uzanan büyük bir liste söz konusu. Alveolar cerrahi öncesi ilaç tatili yapalım mı? İlaç tatili yapmanın hakikaten 3 ay ilacı kesince ne oldu? 3 ay ilacı kesince anlamlı derecede bir şey değişmedi. Kimde değişmedi 3 ay ilacı kesince? Zaten 1 yıl ve fazlasında zoledronik asit kullandıysa gerçekten hiçbir şekilde aradan 2 yıl bile geçse anlamlı bir şekilde farklılık olmuyor. Bazı hastaların zaten etkilenme potansiyeli diğerlerinden daha fazla. Burada o yüzden klinik ve radyolojik işaretleri okumak, yapılacak ilaç tedavisinin tatil edilmesi ya da işte arada işte CTX değeri bakalım mı gibi aslında bakarsanız klinik olarak bize hiçbir kesin kanıt sunmayan şeylerden çok daha iyi. Hem hastanın özelinde anamnezi üzerinde onkoloğuyla konuşmak veya tedavi eden diğer hekimiyle görüşmek, o hastanın özelinde bir karara varmaya çalışmak. Hasta şahanedir de işte aynı zamanda kan değerleri inanılmaz düşüktür. Ya da işte D vitamini seviyesi çok düşüktür. Siz burada bir şeyler yapıyorsunuzdur ama bir türlü bir adım ileriye gidemiyorsunuzdur. Bir geri dönüp bakmak lazım. Neden olmuyor diye. Mesela MMSA hastası, geçenlerde yine öyle bir hastamız oldu. Evet, nekrozu var fakat ilacı bıraktık ama yine bile toparlamıyor. İşte uzun zamandır da tedavi görüyoruz, ara ara antibiyotikler alıyoruz vesaire devam ediyor. Çünkü aynı zamanda akıllı ilaç dediğimiz ilaç formlarından bazıları yine nekroz olmasa bile stomatite neden oluyor ve ağız dokusunun iyileşmesini bozuyor. İyileşmeyi bozan herhangi bir ajanla beraber sizin iyileşmeyi sağlamanız gerçekten akıntıya karşı kürek çekmek oluyor. O yüzden bir son saat kullanan hastanın dişini çekelim mi? Gerekiyorsa tabii ki çekeceğiz de. Hani ne şartta nasıl çekelim? Belki onu bilmek daha önemli. Bu hastamız 2017 yılında gelmiş. Yine çok sevdiğim hastalarımdan. Hala daha görüyorum. 2021 içinde de gördüm aslında. Ama fotoğrafını almamışım 2021'de. Gayet iyiyim. 72 yaşında bir kadın hasta. 2010 yılından beri metastatik MMSA tedavisi görüyor. Ama 2017 yılında bize geldi. Artık aktif herhangi bir kemoterapi kullanmıyordu. Sadece bisfosfonat kullanımı vardı.
2015 yılında da metastaza bağlı kırık nedeniyle sol kalça protez operasyonu olmuştu. Yani onun için bir sosyal çok önemli. Çünkü metastaza bağlı kırığı oluşmuş. Bu zaten iskeletsel olayların hani engellenmesi için kullanılan bir şey. Burada o yüzden bunu çok uzun süre kullanma ya da hiç alma gibi bir şeyi onkoloğu da hiç desteklemedi. Biz dedi belli bir müddet dedi iyileşene kadar birkaç ay kesebiliriz belki ama dedi uzun süreli bir bisfosfonat almaması söz konusu değil dedi. 4 ay önce diş çekimi yapılmış ve iyileşmeyen bir premolar söz konusuydu sağ mandibülada ve bir aydır bir bisfosfonat almıyordu bize geldiğinde. Bakın ağız içi görüntüsü şöyle. Burada hastamız TED yapmıştı. Sintigrafisiyle birlikte de gelmişti. Sintigrafisinde bakın mandibül anteriorunda orta hat ve orta hatın sağında fokal yoğun aktivite tutulumu izlenmiş olup diş patolojisi uyumludur denmiş. Aynı zamanda bakın sol pubik kemikte, sol kalça protez çevresinde yoğun tutulumlar olup o yüzden dediğim gibi hastanın buradaki yarar zarar dengesi onkoloji açısından hani bu hasta kullanmaya devam etse iyi olacak gibiydi. Bakın burada nekrotik alan çok net görülüyor. Buradaki dişi de içine almış bir alan. Böyle linguale kadar da yayılan bir nekroz vardı. Bu 2019 yılında dikkatli bir şekilde diğer dişlerinin de çünkü diğerlerinin de hepsi enfekteydi ve kalmaları durumunda yine başka nekrozları tetikleyebileceklerdi. O yüzden buradaki alt çenedeki olayı tedavi ettikten sonra geri kalanlarını da dikkatlice çektik. Bakın 2019 yılında ağız içi görüntüsü böyle pırıl pırıldı. Peki biz hastamızı mutlu edebildik mi? Bakın şuradaki yapışkan izlerini görüyorsunuz ya. Hayır, hiç mutlu olmadı. Bana iki tane implant yapsaydın, alt çenede iki tane dişimi bıraksaydın da protez tutsaydı, bu yapıştırıcılarla gezmeseydin. Dünyanın en tatlı hastası. Ama mutlaka da söyleniyor. Gerçekten mutlu hasta, mutlu doktor oluyor. Çünkü nereden nereye geldiğinizi görüyorsunuz, yıllar içinde takibini görüyorsunuz. Onun herhangi bir şekilde mukozal herhangi bir açılımı olmadan hassas bir şekilde yapılmış bu proteziyle. Aslına bakarsanız tabii ki alt çene total protezle mutlu olan insan bulmak zor ama olabildiğince iyi olduğunu görüyorsunuz. Pek çok çalışma var tabii ki dünyada yapılan. Bu güzel sevdiğim bir çalışma çünkü denosumab ve bisfosfonat kullanan hastalarda diş çekimini değerlendirmişler. Neler yapmışlar? Aynen de benim yaptığım ve çok sevdiğim işleri yapmışlar. O yüzden Hasegawa'nın literatürünü size paylaşmak istedim. Minimal travmatik cerrahi teknikler, sivri alveol kenarlarının düzeltilmesi, mukoza yarısının kapanması standart olarak yapılmalıdır denmiş bu çalışmanın sonucunda. Çok önemli. Ve oral bisfosfonatlar öncesi bu osteoporoz hastalarında yapıldığı için oral bisfosfonatlar öncesi kısa dönem ilaç tatili yapılmasının riski azaltıcı olmadığı görülmüş. Bakın burada bir erkek hastamız var. 3 yıldır metastatik prostat tedavisi görüyordu. Hala daha da hormon tedavisi vardı. 2 yıldır da zolendronik asit kullanıyordu. Ek ilaç kullanımı yok. Sigara yalnız yoğun kullanan bir hasta. Sabit protezi bir yıl önce kaybetmiş bu bölgede. Bakın zaten hani kırılmış muhtemelen. Aralıklarla antibiyotik kullanmış. Ağrı pozitif, fibrilasyon pozitif. Başka intraoral herhangi bir alanda tabii ki onları da çok dikkatlice muayene ediyoruz. Osteonekroz belirtisi yok. Şimdi burada hastanın dişini çekeceğiz. Ama çektikten sonra mutlaka bu kemik düzenlemesini yapacağız. Bu kemik düzenlemesini yaptıktan sonra ben üzerine PRF ile kapatmayı çok seviyorum. Gayet de böyle iyi bir şey sağlıyor. Kapanma sağlıyor. Şu bakın şu kadar incecik sivri kenarlar yüzünden hastanın bir şey yiyip içemediği bir durumdu bu. Ve sonrasında toparladı. Bakın burada dişler mesela çekiliyor ve dişlerin çekimi sonrası bizim gördüğümüz şu laminaduranın daha dense olduğunu görüyoruz değil mi? Daha kortikal belirgin. Bu alanlarda yine açıp alveol kenarını düzenlememiz gerekti diş çekim sonrası. Yine PRF yerleştirdik. Burada CBCT ile klinik her zaman gerçekten hani birebir uyumlu mu? CBCT aslında daha acımasız bir öğretici. Bunu söylemem lazım. Klinikte bazen hastanın ağız bakımı gayet iyidir ya da son dönemde biraz antibiyotik kullanmıştır falan ama
CBCT gerçekten içeride ne olduğunu size verir. Şuradaki küçücük bir sondalanabilen, şurada bir kırmızı kanadını görüyorsunuz, az önce sondalamışız. Burada aslında bakarsanız 2 santim üzerinde bir nekrozu barındırdığını, bakın şöyle kesitte daha net görebiliyorsunuz. CBCT'de çok dikkatli izlemenizi istediğim bir başka işaret kortikal skleroz. Şimdi şöyle bir kemik gördüğünüz zaman sajital kesitte CBCT'de bu dişi buradan çektiğinizde burası gerçekten zaten hali hazırda neredeyse nekroz ya da nekroz olmak üzere bir durumu var. Çünkü neden? Bu kadar yoğun skleroz beslenmeyi, bölgedeki beslenmeyi bozuyor. Bozduğu zaman da beslenmenin baskılanmasıyla burada yavaş yavaş nekroz meydana geliyor. Daha sonra bu dişe herhangi bir şey olursa bunu çekmeye çalışmak tabii ki orada zaten zemin olarak hazırlanmış bir nekrozun davetiyesi gibi. Bu hasta sizinle bu akşam paylaşacağım en özel hastam aslında. Hastamızı 2017 yılında kaybettik. 2012 yılından beri izledim. Aslında o bana, ben ona ilham verdik karşılıklı. Çünkü hasta stage 4 bir hastaydı. Neredeyse gittiğim bütün konseyler, bütün kurullar, KBB konseye kadar çıktım onunla birlikte. Dediler ki nereye kadar cerrahi yapabiliriz ki? Hani cerrahinin sınırı yok. Hastanın her yeri nekrotik. Pterigoide kadar alamayız dediler. Ne yapmamızı istiyorsun? Gerçekten çok umutsuzdum. Şimdi üst çenesini göreceksiniz. Ama hasta gerçekten o kadar utangaç, o kadar mütevazi ve zarif bir hanımefendiydi ki üst protezi artık ağzından düşüp ağız kokusundan aile bireyleri yanına gelemediğinde hastalığını söylemişti. Utanmış, korkmuş, çekinmiş. Zaten multiple miyelom hastası ve 8 yıl kesintisiz zoledronik asit kullanmış ve böyle bir ağızla geldi. İlk defa ağız içinden maksiller sinüsün tavanını görebildiğim bir nekrozdu. Gördüğünüz gibi çok büyük bir nekrozdu. Bir de tabii protezi de buralara takmaya çalıştıkça daha da kötü gitmiş işler. Gördüğünüz gibi hiçbir alanda hani kemik benzeri durumlar görebildik ama hani nekroza bir sınır maalesef koyamadık. Bakın nerelere kadar kemik defekli. İşte böyleydi görüntümüz. Sonra hastamızı uzun dönem antibiyotikle takip etmeye karar verdim. Çünkü bu hasta herhangi bir şekilde cerrahi adayı değildi. Cerrahi yapmanın sınırı yoktu. Alınabilecek bir cerrahi sınırı yoktu. Antibiyotikle birlikte biraz alt dişlerini temizledik. En azından oral hijyen birazcık daha toparlasın diye. Tabii ki hemen köklerine falan girişmedik. Önce üst çeneyle ilgili neyin nasıl gideceğini görmek istedik. Ve az önce bahsettiğim amoksisilin artık flajil tedavisinden sonra bir süre monodoksla tedavisine devam ettik. Doksiklin kullandık. Ve doksisiklini arada karaciğer enzimlerini, böbrek fonksiyonlarını, kreatinini, üresini kontrol ederek düşük dozda uzun süre devam ettik. 4 ay kadar. Ondan sonra da ara ara yine antibiyotik kullanımlarımız oldu. Herhangi bir alevlenme durumunu önlemek için. Bu arada tabii zoledronik asit, onu da söylemem lazım, tamamen bırakıldı. Onkoloğu da bu yönde bizi destekledi. Çünkü ağızdan gerçekten ciddi bir sıkıntısı vardı. Zaten çok uzun süre, aslına bakarsanız hani şu anda kullanılan indikasyonlar böyle değil. Yani 8 yıl kesintisiz verilen bir protokol yok. Temmuz 2012'deki durumu. Bakın bu sefer ne oldu? Premaksilla çökmeye başladı. Hastanın burnu bile aşağıya geldi. Ve üst dudağı alt dudağının içinde kapanıyordu. Burada tabii ki parçalar nekroz olup böyle dökülmeye başladı parça parça. Bu bizi biraz umutlandırdı, iyiye mi gidiyoruz diye. Bu sarı turuncu boyama rifampisinin boyaması. Topikal olarak en etkili antibiyotik olduğu için onu verdik. Ve bakın Şubat 2013'te
premaksillası tamamen düşmüş halde bütün nekroz gitmiş. 2 ay sonra geldi. Yani bir önce kontrolüm herhalde Ocak başı ya da 2012 Aralık'tı. Şubat'ta geldiğinde neredeyse birlikte ağlayacaktık yani heyecanımızdan, sevincimizden. Çünkü gerçekten nekroz bitmişti. Yani en azından ağzın içinde o kokuya neden olan dehşet kemik parçalarının hepsinden kurtulmuştu. Kendisi biz hiçbir şey yapmadan parça parça dökülmüştü. Geriye kalan küçük birkaç tanesinde sivri kenarlarda gördüğünüz yerlerde yardımcı olduk. Onun dışında nekroz kendini sınırlamıştı. Bakın bir epitelize olmuştu. Bu ortadaki alan aslında bakarsanız tabii ki palatinal mukoza yumuşak doku ve böyle büzülerek ortada etrafında bir maksilli açıklığı meydana getirdi. Sonra çok sevgili arkadaşım çeneyi protezden Ebru Demet Çifter buraya şahane bir obturatör protez de yaptı. Evet o bile oldu. Bu hastayı da güldürebildiklerimiz arasına yazdık. Alt dişlerini tabii ki çektik. Bakın protezle birlikte tabii ki hastanın profili de düzeldi. Yumuşak doku profili de düzeldi. Böyle küçük küçük nekrotik alanları oluyordu. Fakat tabii ki bunları biz şöyle söyleyeyim size mutlu haberler şeklinde protezin oralarını hemen birazcık destekleyerek devam ettiriyorduk. 2014'ten takip ettiğimiz 2017 vefat ettiği zamana kadar bir daha böyle büyük çaplı bir nekrotik olayı olmadı. Küçük küçük açılmalar olduğunda biz de onları küçük sekestrektomiler şeklinde hatta şeyle Roger'la bile büyük ameliyata ihtiyaç olmadan aldık ve hakikaten mutlu bir sona erdirdiğimiz güzel bir hasta oldu. Ve son sözler olarak size şunu hani eve götüreceğimiz mesajlar değil mi? Take home message. İlaca bağlı, lokal ve sistemik tüm faktörleri göz önünde bulundurun. Eşlik eden bütün hastalıkların anamnezini doğru bir şekilde alın. Var olan oral dental patolojileri mutlaka ve radyografileri değerlendirip konsültasyon sonrası iyi bir teknikle cerrahi yapın. Tam mukozal kapama ve bunun takibini yapın. Bu şartlar altında cerrahi yapabilirsiniz ve çoğunlukla da başarılı bir şekilde sonuçlanır. Hiçbir cerrah komplikasyonunu kaldıramayacağı, komplikasyonla baş edemeyeceği cerrahi işe girmemelidir. Bunun seçilmesi belki her şeyden daha önemli. O yüzden bu hastaların tedavisini tecrübesi birikmiş, tecrübesi yüksek merkezlerde yapılması ve takip edilmesi önemlidir. Muayenehanelerde sadece tedavi öncesi girişimlerin bile ancak kılavuzlar eşliğinde yapılması, çok mecbur kalınan durumlarda yapılması, geri kalan zamanlarda bisfosfonat kullanan hastaların özellikle böyle nekrozlarının takibinin mutlaka tecrübeli merkezlerde yapılmasını gerektiğini de unutmayalım. Şimdiden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun diyorum. İçimizdeki çocuk hiç ölmesin ve Mustafa Kemal gibi o da sonsuz olsun. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hakan hocamın yüzü gülüyor. Nasıl gülmeyeyim? Yani bu kadar güzel, bu kadar güzel vakadan zengin yılların tecrübesi, literatür destekleri, yani daha diyebileceğim bir şey yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum Kıvanç. Ne demek hocam? Her zamanki gibi. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sizlerin sayesinde. Bir tane sorumuz var Kıvanç Hocam. Hastalarda kanal tedavisi ve periyodontal küretaj uygulamaları yapılabilir mi demiş bir meslektaşımız. Anladığım kadarıyla tedavi alan hastalarda, hali hazırda kullanılan hastalar için soruyor. Tabii ki yapılabilir. Diş çekimi de yapılabilir. Yani yapılamaz diye hiçbir şey yok. Ancak burada neyin riskini aldığımızı bilmemiz gerekiyor. Mesela rutin bir diş taşı temizliğiyle derin bir küretajın bizim açımızdan invazivlik ölçüsü neyse, apikal bir lezyonu olduğu halde yapılan bir kanal tedaviyle sadece mesela kırılmış kanal tedavisi yapılan hani canlı bir dişin kanal tedavisinin farkı gibi farklar aslına bakarsan oradaki riski belirliyor.
O yüzden hastanın ne zamandır ilacı kullandığı, ne yaptığı vesaire, her ne olursa olsun bu tedavi yapılmak zorundaysa yapılacak. Bir kere bunu hani şey olarak alalım. Ama tedavi her ne olursa olsun yapılacak. Tamam, o zaman ben bu işi işte ilk defa gelmiş, yine de yapıvereyim denecek bir durum yok. Bunu bilmemiz lazım. Bu konuda tecrübesi yüksek merkez bu işin dişleş temizliğini de yapar, kanalını da yapar. Kanalı riskli olsa da yapar, risksiz olsa da yapar. Çünkü herhangi bir komplikasyonda bunun altından kalkacak durumdayızdır. Mutlaka antibiyotik profilaksi altında yapıyoruz invazif bütün girişimleri. Cerrahi zaten kesinlikle, ama daha derin periyodontal girişimleri de, kanal tedavisinin özellikle apikal lezyonu olan kanal tedavilerini de antibiyotik profilaksi altında, koruması altında yapıyoruz. Teşekkürler. Başka soru yok gibi gibi. Hakan Hocam, sizin var mı sorunuz, katkınız? Sadece teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani şimdi dün özellikle böyle birazcık daha vakaların üstünden geçeyim, başka acaba vaka koyayım dedim. Baktım şimdi o kadar çok anlatmak istediğim vaka var ki aslında şey gibi genç kız çeyizi gibi biriktirmiş. Şöyle şey, arşiv var. Bizim kırlentlerimiz de bunlar. Sandıktan çıkanlar. Sandıktan çıkanlar bunlar, evet. Bizim yerimize bu arada evet gerçekten dahiliye binası yapılıyor. Ama hastalığı için girişimlerin arttığını ve oradaki yapının hızlandığını size söyleyebilirim. Biz o yönde hani haberler aldık. İnşallah tıp Kıvanç, fakültesiyle. peki sadece diş hekimliği fakültesi oraya gidecek. Ne işimiz var bizim orada? Yani tıp Hayır hocam, fakültesinin de orada birlikte olması lazım. tıp fakültesi de gelecek. Tıp fakültesi de, ama İnşallah. Çapa'da bırakılacak olanın sadece acil poliklinikler ve hani işte yanık ve diyaliz merkezi vesaire gibi acil yerler olacağı konuştu. İlk başta mesela onkolojiyi kımıldatamayacağız yerimizden diyorlardı. Ben tabii en çok onkoloji nerede diye ilgileniyorum diye. Ama hepsi geliyor. Her şey hastalığa geliyor. Bir soru daha geldi Artur. Bir meslektaşımız sorar ki, antibiyotiği işlem öncesinde ne kadar süreyle kullandırıyorsunuz sayın hocam, derler. Güzel soru. Antibiyotiği yani burada şey önemli tabii ki. Antibiyotiği ben önce acaba orada bir enfeksiyon var, onu baskılamak için mi veriyorum? Yoksa elektif bir cerrahi yapacağım, sadece bisfosfonat kullandığı ve hani durumu riske atmamak için mi veriyorum? Eğer elektif bir cerrahi için veriyorsam 2 gün öncesinde başlatıp 48 saatte antibiyotiğin ortalama değerini gelmesini bekliyorum. Kan seviyesinin eşitlendiği zamanı 48 saatten sonra işlemi yapıyorum. Peki orada bir enfeksiyon vardı. Mesela bir tane hastamız dedim ya, hani zaten dişinde pürülen bir akıntıyla geldi. Radyografisini aldığımızda aslında zaten nekroz orada duruyordu. Yani biz çektik diye nekroz olmadı. O nekroz olduğu için diş çekildi. Mesela o durumda önce bir orada hastanın nekrozun stabilizasyonu açısından bir 5 gün kadar kullandırıp o pürülasyonun gitmesini bekliyorum. Yani nekrotik alandan diş çekeceğimi bildiğim zaman, hani orası nekroz artık bildiğim zaman ondan sonra çekiyorum. Ama dediğim gibi bu şey yani duruma göre her zaman karar verebilirsiniz, ama mutlaka antibiyotik kullandırıyor olmanız lazım. Hani genel başlık olarak böyle söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ben teşekkür ederim. Biraz önce Hakan hocamın da dediği gibi burada tabii biz bir saat içerisinde bilgiyi paylaşıyoruz, yemeği tüketiyoruz ama bu yemeğin pişmesi, hani bizim çalışmalarımız belki işte 1 ay 2 ay sürüyor ama bu sunumun hazırlanması yıllar yılı emek istiyor. Emeğinize sağlık, elinize sağlık sayın hocam, ablam. Çok teşekkür ederim Arturcuğum. Hakan Hocam çok teşekkür ederim size de. Biz teşekkür Sizlerle ederiz. beraber İkinize olmak de. her zaman çok keyifli. Dediğim gibi yani buradaki bir başlık bir saat konuşulur. Yani çünkü hakikaten hani ne zaman yapalım, ne yapalım? Ama onu söylüyorum, mail adresim de açık, telefonumu da her isteğini veriyorum, herkes biliyor. Her zaman sorabilirsiniz. Çünkü sorular gerçekten böyle hani klinik kılavuzda işte şuysa bunu yapın, buysa bunu yapın gibi bir algoritma değil. Her şey gerçekten o hastaya spesifik. Yani mesela işte o hasta çünkü beraberinde şu ilacı da kullanıyordur. İşte o zaman bitti iş.
anlatabiliyor muyum? Bambaşka bir şey oluyor işte. Stent diye bir ilaç var mesela. İşte 14 günde bir veriliyor. Metastatik renal seyahatlerde ve hayat boyu veriliyor. Kanseri artık öyle bir hale getirdiler ki hani kronik bir hastalık halini alacak. Yani mümkün olduğunca uzun ve ilaca bağlı ama ölümden koruyan bir şekil gibi. Ve o ilacı her zaman kullanması gerekiyor. Ve o ilaç her 14 günde bir o nekrozu tetikliyor. Şimdi buyurun iyileştirin şeklinde hani şey gibi bir çile yün buyurun bu taraftan alalım gibi her hastanın hikayesi o yüzden farklılaşıyor. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. İstanbul Diş Hekimleri Odası'nın yaptığı Evden Eve Bilim 29. yayınının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bu dönem için planladığımız 30. yayın son yayın. Önümüzdeki dönem, önümüzdeki 2 ay içinde önümüzdeki hafta yeni bir planlamaya gireceğiz ve bunu da tüm meslektaşlarımıza sosyal medya hesaplarımızdan, internet sitemizden duyuracağız. Çok teşekkürler. Ne demek? İkinize de teşekkür ediyorum. İkinizle de gurur duyuyorum. İyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim tekrar. Sağ olun.